güzel sanatsal etkinlik hep beni de heyecanlandırıyor. Ve gerçekten Antalya'mız adına da böylesine güzel ev organizasyonları, ev sahipliği yaklanıp mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'mız öylesine güzel bir coğrafya ki Antalya'nın her köşesinden farklı zenginlikler ışıklıyor adeta. Ve Antalya'nın her noktada mutlaka lider olması gerekliliğini hissederek yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Antalya nasıl ki turizmin başkenti diye ifade ediliyorsa, Antalya aynı zamanda tarımın da başkenti, Antalya sporun da başkenti oluyor. Antalya kültür ve sanatın da başkenti noktasında çok güzel gelişmeleri tanıklık ediyor. Bu hedefimize en büyük tabii katkıyı sağlayan organizasyonlardan bir tanesi de Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin gerçekleşiyor olması. Bu yıl 19.sunu de Didos'lar gerçekleştiriyoruz. Onun heyecanı içerisindeyiz. 2001 yılından bugüne kadar her yıl daha da giderek gelişen piyano festivalimiz kentimizin marka değeri haline gelmiş durumda ve bunu biz pekala önemsiyoruz. Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliğini bizim bu festivallerimiz pekiştiriyor. Piyano festivalimiz de işte bunlardan bir tanesi. Ne mutlu bizlere ki Uluslararası Antalya Piyano Festivali her yıl sanatseverlerin merak ve heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi. Dün arkadaşlardan almış olduğum rakamlara göre daha festivalimize birkaç günden fazla olmasına rağmen yaklaşık 3-4 günümüz var. Biletlerin %60'dan fazlası şu anda satılmış durumda. Tabii beni en çok mutlu eden hususlardan bir tanesi festivale katılım noktasında çocuklarımızın, gençlerimizin bu festivale göstermiş olduğu ilgi. Değerli arkadaşlar, bizim kültür ve sanatın başkenti de olmalıyız hedefimizin içerisinde mutlaka gençlerimizin sanatta, kültüre, müziğe teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Aynı şekilde sporla. Çünkü kültür ve sanatla, sporla ilgilenen çocuklarımızın, gençlerimizin bu dünyanın tehlikelerinden, tuzaklarından hiç haberdar olmadığını ve çok uzak olduğunu biliyoruz. O yüzden bizim piyano festivalimiz tabii ki kültürel ve sanatsal bir organizasyon olarak çok önemli. Antalya'nın kültür sanat başyeri olmasına katkı sağlıyor ama bence en önemli gayelerimizden bir tanesi gençlerimize, çocuklarımıza kültür sanatı tanıtmak, müziği sevdirmek. Ben müsaade ederseniz benim biliyorsunuz artık herkesin bildiği bir husus piyanoyla nasıl tanıştığım konusunu belki de ilk defa burada sizlerle paylaşayım. Lise birinci sınıftayken müzik odasında bir arkadaşımız bir gün piyanonun başına geçti, çok güzel piyano çaldı. Böyle gıpta ile onu izledi. Ben niye çalamıyorum diye. Ve o dönemde başarılı bir karne getirmenin hediyesini ailemden istemek gibi bir lüksümüz vardı. Eve gider gitmez babama ilk sözü bu sene takdirname alırsam hediyesi piyano olmalı. Çünkü orada o piyano çalan arkadaşım o kadar güzel çaldı ki öyle güzel gıpta ettim ki ben de piyanoya bu vesileyle başladım. İşte bugün artık salonlarımızda gelen ailelerin %30'una bakıyoruz. Çocuklarıyla, gençlerle birlikte geliyorlar. Ve inanınız o çocukların, o gençlerin piyano festivalindeki izlemiş olduğu o büyük sanatçılara gıpta etmemesi mümkün değil. Ve o çocuklarımız belki de zamanı gelince derhal eve giderek müzikle iştigal etmeli, müzikle ilgilenmeli ilk adımlarını atacaklar. İlgilenenler varsa en azından o biz izledikleri büyük sanatçılar gibi olma hedefiyle yaşayacaklar. Bizim Antalya'nın kültür ve sanat şehri olmasının en önemli hususlarından bir tanesi budur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi kültür ve sanattan uzak toplumların bir damarı kesiktir.
toplumun kılcal damarlarını kültür ve sanat oluşturuyor. O yüzden Antalya'da bu yapılan organizasyonlar hem Antalya'nın marka değerine, hem Antalya'nın tanıtımına ama gençlere de müziği sevdirme noktasında çok önemli katkılar sağlıyor. Tabii bu konuda Sayın Gürel Aykal hocamız festivalimizin sanat yönetmeni olarak çok önemli katkıları oluyor. Ve bu organizasyonda bizim her zaman en büyük şansımız. Bu sene de sağ olsun yine bize muhteşem bir program hazırlanması konusunda ciddi katkıları oldu. Tabii programı zaten sizlere takdim ettik. Ama bir kere daha ben de tekrar edeyim müsaade ederseniz. Açılışımızı artık gelenekselleşmeye başladı. Bir flamenco, klasik flamenco grubu ile gerçekleştireceğiz. İspanya'nın en önemli flamenco sanatçılarından Laura de Los Angeles tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen yine Ivan Meron Lewis, dünyaca ünlü besteci, hepimizin grubu, benim de çok yakın dostum, besteci piyanist Fahir Atakoğlu ile bu sene izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Sufi geleneğinin bütün o Arap lirizminin caz ile nasıl buluştuğunu, Arap müziğinin o Arap lirizminin caz ile nasıl buluştuğunu görebileceğiniz çok usta bir üslupla piyanoda bunu yorumlayan ünlü sanatçı Gafer Yusuf yine kapanış konserimizde bulunacak. Tabii benim için bu konserlerin arasında en önemlisi genç yetenekler konseri. Sadece bunlardan ibaret değil yani saydığım sanatçıların dışında da konserlerimiz var. 19. Antalya Uluslararası Piyano Festivali kapsamında gerçekleşecek tüm etkinliklerde değerli arkadaşlar 285 müzisyen müzikseverlerin karşısına çıkacak. Dediğim gibi beni en çok heyecanlandıran genç yetenekler konseri. 18 genç yeteneğimiz. Çok değerli hocamız Sayın Güver Aykal'ın jüri başkanlığında yarışacaklar ve 3 kategoride finale kalanlar yine salı günü konserde Güver hocamızın şefliğinde senfoni orkestrasıyla birlikte konser icra edecekler. İşte o gençlerimiz, o çocuklarımız, o diğer piyanistleri de izleyerek Güver Aykal gibi muhteşem bir üstadın, bir virtüözün şeflik ettiği bir orkestrayla konser verdiklerinde o izledikleri sanatçılar bir gün geçeceklerine ben şahsen kalpten inanıyorum. Kısacası Antalya'da 1-9 Eylül tarihleri arasında tam bir müzik şeneni yaşanacak. Festival dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak. Tabii genç yetenekler yine bu festivalde önemli bir rol alıyor, önemli bir görev üstleniyor. Bu kapsamda da ifade ettiğim gibi festivalimiz son derece önemli etkinliklere tanıklık edecek. Değerli arkadaşlar, bu yılda yine festivalimizin sanat yönetmenliğini değerli hocamız yapıyor. Antalya adına, Türkiye adına çok kıymetli hocamız Sayın Güver Aykal'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendisi artık yarı Antalya'da oldu Güver hocamızın. Bir ayağı Antalya'da sadece piyano festivaliyle Antalya'da ilgili bulunmuyor. Yarı Antalya'da oldu. Yaşamının bir kısmını da Antalya'da geçiriyor olması da bizim büyük bir şansımız. Konserlerimizin bazılarını izlemek üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden hatta yurt dışından bile gelenler oluyor. Tüm bunlar değerlendirildiğinde değerli arkadaşlar, festivalimiz tam da adına yakışır şekilde uluslararası boyuta ulaşmış bulunuyor. Bu sene festivali fark ettiyseniz Kasım ayında genellikle yapıyorduk. Tarihini biraz erken döneme çektik. Eylül ayı başına çektik. Çünkü turizm sezonunun yüksek olduğu bir dönemde bu piyano festivalini yapıyor olmak en azından Antalya'yı ziyaret eden yabancı turistlerin de ilgisini çekebilir. Bu mantıkla hareket ederek bu sene Eylül ayı başına festivalimizi çekerek turizm sezonunun yüksek olduğu bir süreçte yabancı turistlerin de öylesine önemli sanatçıları izleyebileceğini düşünüyoruz. Çünkü ne zaman yurt dışına gittiğimizde böylesine kültürel ve sanatsal etkinlikler hemen dünyanın birçok turizm
şehrinde destinasyonunda gerçekleştiriliyor. Tabii festivallerin anladığımız sadece konserden ibaret değil. Festival aynı zamanda bir prestijdir. Bir şehrin markalaşması hususunda o şehre en çok katkı sağlayan da faaliyettir. Bizim sezonumuz maşallah bu sene bildiğiniz gibi fevkalade güzel gidiyor. Eylül ayına yaklaşmamıza rağmen yüksek sezon olarak tabir ettiğimiz doluluk oranları hala devam ediyor. Bu nedenle festivalimizin bu açıdan da bu sene farklı bir boyutu olacağını düşünüyoruz. Ben tabii konuşmamın son bölümünde festivalimizin çok değerli sanat yönetmeni Güler Aykal hocamız ile birlikte Antalya Senfoni Orkestrası'na gönülden teşekkür ediyorum. Bu festivali gerçekten çok çok iyi sahiplendiler. Adeta muhteşem bir ev sahipliği yaparak festivalde gelen bütün sanatçılarımıza çok büyük bir kolaylık sağlıyorlar. İbrahim Bey, senfonimizin müdürü aramızda, onun şahsında senfonideki bütün arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gönülden bu işin bir parçası haline geldiler. Kendileri bunları gönülden arzu ederek bu işin içerisinde bulundular. Biz de bundan büyük şeref duyduk, mutluluk duyduk. Tekrar Güler Aykal hocamla birlikte Antalya Senfoni'ye teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ve festivalimizde Antalyalılara dolu dolu piyano günleri temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Zannediyorum benden sonra değerli hocamız, festivalimizin sanat yönetmeni Sayın Güler Aykal da sizinle görüşlerini paylaşacaktır. Ben müsaadenizle sözü Güler Hocam'a bırakıyorum. Değerli Başkanım, sizden sonra konuşmak her zaman zor. Ben aslında şanslı bir insanım. Çünkü benim için Sayın Başkan bir piyanist. Yani bildiğimiz o 7 notayı beraber yaşayan iki insanız. Ondan ötürü aramızda hakikaten çok güzel bir iletişim var. Ve bu festivali yapabiliyorsak, bakın herkesin önünde söylüyorum. Sayın piyanist, başkanımız, Menderes Türü'nün sayesinde yapıyoruz. Kendisi programları size açıkladı. Zaten biliyorsunuz programı ama gördüğüm kadar genç yetenekler kendi yarışmasına ve onun o konserin önemine değindi. Antalya'da gerçekten daha Türkiye duymadan birçok piyanisti siz tanıdınız. Ve o tanıdığınız piyanistler yıllar içinde dünya sahnelerine çıktılar. Antalya'nın bu özelliği, yani keşfedilmemiş, bilinmemiş gençleri burada sahneye çıkarmak ve onlara güç vermek, hız vermek. Tabii burada Antalya Devlet Senfoni Orkestrası büyük katkıda bulunuyor. O çocukların orkestrayla çalması böyle bir rüya, onu düşünemezsiniz. Bütün bunları gerçekleştiriyorlar. O gerçekleştirmeyi her zaman başkanım siz sağlıyorsunuz. Sizin sayenizde ben yapabiliyorum böyle bir şey. Dediğim gibi şanslıyım. İnanın hiç de zor değil böyle bir programları yapmak. Çünkü siz Antalya'da zaten bunları hak ediyorsunuz. Antalya bunlara layık. Ben tekrar başkanım size teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için sağ olun. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni bir basın toplantısı mekanı oluşturduk piyano festivalimiz için. Gayet de şık oldu, güzel oldu. Belki bir köşesine bir kuyruklu piyano koymamız lazımmış. Fotoğraf için onu da inşallah gelecek sene nasip olursa tamamlarız. Ben sorusu olan arkadaşlarımız varsa kime sorduğunu söyleyerek sorularınızı cevaplamaya hazır olduğunuzu ifade etmek isterim. Evet. Gayet net açıklamışız demek her şeyi. Her türlü detayı. Soru sormak isteyen arkadaşımız var. Buyurun. Başka bir soru sormak istiyorum.
Bu sene için böyle bir program söz konusu değil ama önümüzdeki senelerde özellikle tarihi mekanlarda içerimizde bulunan işte Aykan'da olabilir, Kaş'ta olabilir, Alanya'da olabilir bir program konulabilmesi ihtimali söz konusu olabilir. İlçelerimizle ilgili bu programı koyma noktasında geçmişte de düşüncelerimiz oldu ama değerli arkadaşlar takdir edersiniz ki çok büyük bir emek isteyen organizasyon. Yani her türlü ses, teknik organizasyonundan tutun, sanatçıların mobilizasyonuna kadar tabii bazı güçlükler söz konusu olabiliyor. Onları inşallah aşmaya başlarsak, aşabilirsek belki ileride düşünebiliriz. Mikrofon geliyor. Açıkçıyla ben dedim ki ilk aynı bir denkleri her ikisine katılma şansınız olacak mı? Her ikisine de katılacağız çünkü onun da orada bir konser düzenleniyor. Vahiy Atakoğlu'nun konserinin olduğu gibi saat ayın 8'inde. O yüzden oradaki konserde biz kendi konser saatimizi özellikle çakıştırmayalım diye bir tek Sayın Vahiy Atakoğlu'nun hocanın şeklinde vereceği konseri 22.30'a çektik. Çünkü orada zannediyorum 19'da konser. Öncelikle oradaki konseri izleyip bizim konsere de gelebilme şansının önünü o maksatla açtık. Böylelikle birbiriyle yarışan değil, birbirini tamamlayan organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.